Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık inovasyonun da bir tık abartılmış hali olan ve TCL tarafından üretilen çekince uzayan telefonun detaylarına bakacağız. Öncelikle arkadaşlar tabii ki de gelin şu telefonun tasarımından bir bahsedelim. Telefon ilk etapta elinize aldığınızda bildiğiniz normal bir telefon. Fakat sağ tarafında bulunan bir özellik sayesinde telefonu çektiğiniz zaman yan tarafa doğru uzuyor ve bu bildiğiniz telefon bir tablete dönüşüyor. İlginç bir bilgi olarak burada şunu belirtmem lazım çünkü ben de merak etmiştim bu telefon içeri doğru girince nereye giriyor diye. Muhtemelen arkadaşlar bu çıkıntı olan ekran içeri doğru yuvarlanabiliyor. Yani bildiğiniz rulo şeklinde. Yani yine izlediğimiz videolardan yola çıkacak olursak telefon bildiğiniz içe doğru kıvrılıyor. Peki bu nasıl oluyor arkadaşlar? Telefonun sağ tarafında iki adet kamera görüyoruz. İşte o iki kamerayla telefonun ana gövdesi arasında bir tık boşluk var. Siz o boşluğu çektiğiniz zaman ekran sağa doğru kayıyor. Yine cihazın arkasından baktığınız zaman telefonun sağ tarafının sol tarafından daha ince olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da muhtemelen içe doğru kıvrılmanın sırrını oluşturuyor. Aynı zamanda bu ince ekran kendi içerisinde arkasında bir adet destek barındırıyor. Ekran arkadaşlar 6.75 inç sağa doğru çektiğinizde yaklaşık 7.8 inçe kadar genişliyor. Henüz cihazın seri üretimi yok. Firma aslında bu ürünü bir video olarak yayınladı ve rakiplerine de geliyoruz hazır olun mesajı vermiş oldu. Yine bu noktada firmanın vermiş olduğu bilgilere göre 1 yıldır 3 farklı ekran konsepti üzerinde çalışıyorlar. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu böyle perde gibi bir şey değil. Yani çektiğiniz zaman çıt diye uzayan bir şey değil. Normalde ön kamerası gizlenen telefonlarda görmüş olduğumuz motorlu sistemi bu sefer ekranda hayal edin. Yani aslında orada bir motor var. Ufak bir ayrıntı olarak da şunu belirtmek lazım. Cihaz bu konsept tasarımı elinde tutan kişilerin söylediğine göre S20 Plus'la aynı boyutlarda. Ekranla ilgili son söyleyeceğim şey de şu arkadaşlar. Yeni tasarım trendlerine uygun. Yani iki ekranda sonsuz ekran olarak karşımızda duruyor. Şimdi TCL'in karşısına rakip olarak gelebilecek kimler var arkadaşlar? Bir tanesi Samsung, diğeri de bir türlü adını doğru telaffuz edemediğim Huawei. Her ikisinin de bildiğiniz gibi katlanan cihazları var. TCL firması da karşısına bu iki tane rakip muhatap aldığı için madem siz katladınız, hem yana katladınız hem dikey katladınız o zaman ben de uzatıyorum demek istemiş. Videoda az önce söylemiş olduğum bu rekabet unsuru buradan geliyor. Adamlar ortaya farklı bir şey koymuş. Şimdi telefon iyi güzel içe doğru rulo olarak katlanıyor ama bu rulo katlanma sizce kırışıklıklara neden olmayacak mı? Çünkü Fold'un o basit katlanabilir telefonda bile Samsung en çok bu kırışıklık meselesiyle uğraştı. Bir süre sonra o motor bozulur da o rulo oradan saçma sapan bir şekilde çıkar mı bunu bilemiyor. Firma da bilemediği için yayınlanma tarihini henüz açıklamıyor. Artık sonuca geliyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir gerçekliğimiz var. Bu TCL firmasının Çin dışında pazarda çok büyük bir payı yok. Bu telefon da sizin anlayacağınız üzere tüm dünyada ses getirmek için hop bir dakika Çin'de biz de varız. Yakında da tüm dünyaya açılacağız. Aha bu da bizim inovasyon seviyemiz diyebilmek için bu telefonu çıkarıyorlar. Amaç aslında viral bir hedef. Maalesef cihazın teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı arkadaşlar. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu tarz böyle yüksek inovatif ürünlerde teknik özellik kısmından firmalar bir tık kısıyorlar. Kamerasına abanabilirler ama işte işlemcidir, RAM'dir falan filandır gibi unsurlarda çok güçlü bir cihazı piyasaya süreceklerini sanmıyorum. Fiyatı ne olur diyorsanız da Türkiye'de bence en az 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000 bu tarz bir şeyler olur diyorum ve artık videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte TCL firmasının yapmış olduğu çekince uzayan telefonun tasarım özelliklerine ve dedikodulara şöyle bir bakmış olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca varsa fiyat tahminlerinizi de yorum bölümüne bekliyorum. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.